Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Force Pit Onimus videosu ile karşınızdayım. Ben Ata. Bu Force Pit Onimus videosu sizlerle birlikte Forge Shelby Daytona Proving Grounds etkinliğinin 3 ve 4. günlerini sizlerle beraber tamamlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla Force Pit Onimus videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapat becerebilir. Benim Rabbim kabızlar abone siz de. Ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Önceki Onimus videosu etkinliğin ilk 2 gününü tamamlamıştık. Eğer ki izlemek isterseniz de kartlar kısma bırakacağım. Haberiniz olsun. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden hemen 3. güne başlayalım. 438 PR gerekiyormuş bu arada, haberiniz olsun. Evet, bugün senin becerilerini görmek istiyorum diyor. Drift becerilerini. Push it to the limit. Tamamdır. Tep parça halinde kal falan diyor bir de. Push it to the limit. Meşhur şarkılardan bir tanesi. Özellikle GTA 3 oynamış olanlar şarkıyı fazlasıyla İyi bileceklerdir. Neyse, 438 gerektiğini söylemiştik. Ben Pierre'e 425'ten 27'ye çıkarttım bile zaten. 424'ten daha doğrusu. Şimdi yavaştan başlıyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Umarım direkt olarak Pierre duvarını aşıp da 3. günü bitirebiliriz de. Gerçekten çok iyi olur. Zaten 1 saat kaybettim. Bir de Koysek Regra etkinliğinden sonra hani o etkinliği tamamlayamadığım için bir üzüntü olmuştu bende. Doğal olarak hani bir haftan boşa gitti hani. Videoyu falan da kanala atamadım zaten. O bir tık canımı sıkmıştı. O yüzden güzel olur hani. Bir sıkıntı olmadan 3. günü bitirirsem. En azından bir rahatlama gelir. Orada ben en iyisi yarışı kazanayım da. Kaybederim, mahvederim bir şey olur. Risk atmak istemiyorum. Evet, ilk yarışı rahat bir şekilde kazandık. Çok drift yapmadık ama en azından draftik yaptık. Yani fena da değil. 2K'da para geldi. Kit falan gelmedi henüz bu arada alabileceğim. Ama en azından bir tane fazladan turbo parçası geldi. Onu da alıp zaten upgrade'ini yaptım sizlerle birlikte. Şimdi ikinci yarıştan devam ediyoruz. Artık tekrar önemli yarışlar olacağından dolayı da çok daha rahat para kasabileceğiz. Saat gece 12 olmadan bütün tekrar önemli yarışları yapabilirsem eğer çok iyi olacak. Fazlasıyla iyi olacak hem de. Tamam, 114 buradan. Çok da aşırı hızlı gitmek istemiyorum. Ki daha fazla para alabileyim bu turşetlerinden. Ama öyle olduğu zaman da bu sefer süre sıkıntı. O yüzden mecbur nitroya basıyoruz. Bir de nitrolar biraz kazık yerlerde. O yüzden bir tık tırsmıyor değilim. Tamam, güzel. Bir kez daha nitroya basacağız şimdi. Aynen. Ve bu yaşta yine gayet rahat bir şekilde tamamladık. Gayet güzel. 2K300'de para geldi ardından. Neredeyse 10K paraya ulaştık bu arada. Ucunda kaldı. Ucunda kaldı. Daha çok para ihtiyacımız var ama. Burada ne yapıyoruz? 2 tane nitro şeridinden geçeceğiz. Hani drip becerilerimiz test ediliyordu. Neden nitro şeridinden geçiyoruz ki? Ne alaka? Ne alaka hocam şimdi? Neyse, çok da şey yapmamak lazım. Ben bunu ikinci yarışta söylemiyorum. Üçüncü yarışta aklıma geliyor. O da ayrı bir zordu zaten. Ayrı bir zor. Neyse, görevi tamamladık. Rahat bir şekilde. Ben intro'ya bastım. Ama yarış kısa olduğundan biraz dikkatli olmamız lazım. Hatta mito şeridi falan bulursam. Tamam, gayet güzel. Nitro bitmiş olsa yarışı kaybedebilirim bu arada. Çünkü nitro ile gidiyordu rakip. İkinci olan rakip. O yüzden problem yaşayabilirdim. Ama kazandık yarışı, güzel. İyi de para kastık buradan. 2,5K para geldi. Ve 12,5K'da paraya ulaştık. Dördüncü yarış. Çok seri bir şekilde. Vakit kaybetmeyelim. Şimdi hani bu etkinlik Forge Shelby, yani Shelby Daytona etkinliği. Neden rakipte de aynısından var? Hani Factor Bank falan olsaydı ya, en azından niye benimkiyle aynı? Hani etkinliği bitirmemiz karşılığında bu kaplama falan özel olarak veriliyor. Hani neden? Ayıp değil mi yani? Neden benim rakibim de benimle aynı arabayı artı aynı şeyi kullanıyor? Niye tıpatıp benimkiyle aynı yani? Kendince bir şey olsa ya. Normal bir rengi falan olsa ya. Niye yok? Evet. Yani bu soruyu sormadan kendime demeyeceğim. Kimse kusura bakmasın yani. Arabanın özelliği kalıyor o zaman. Allah Allah. Neyse. Gayet güzel draft yaptık bu arada bu yarışta da. Şu rampayı da
yarışı kazanmış olduk. Gayet iyi. Bu arada 3K 800 para geldi. Çok iyi. 16K paraya çıktık. Bakın PR duvarını direkt aşabilecek miyiz? Sanmıyorum ama buradan güzel bir şey gelirse, yani transmisyon alınır en azından. En azından transmisyon alınır. Belki bir PR gelir de PR duvarını aşarız. Ama çok sanmıyorum ya. Bir tane turbo parçası verdi sadece sanırım. Azami hızla alakalı. O yüzden biraz zor gibi duruyor. İşte Volt Event olduğu için, canlı etkinlik olmadığı için, canlı special event olmadığı için böyle problemler olabiliyor. Eğer ki özel canlı etkinlik olsaydı ben bayağı bir para kasar, üstüne parça alır, üstüne ben PR varını, yani 3. günü PR varını aşmış bir şekilde başlardım. Yani bu olay gerçekten etkinlikleri tamamlamanızı çok fazla kolaylaştırıyor. O yüzden canlı etkinlikler fazlasıyla önemli. Volt Event'e eklendiği zaman çünkü para kasamıyorsunuz canlı etkinlik olmamasından ötürü. O yüzden ne yapmanız lazım? Zaten zamanla yeni güncellemelerle bu canlı özel etkinlikler normal Volt Event olarak ekleniyor. Kimisi Bounty, kimisi hikaye. Böyle olduğu zaman da para gelmiyor işte. Çünkü Volt Event. Canlı özel etkinlik değil. Evet, bu arada son biletimizi harcayacağız. Buradan da motor gelecek bu arada. Eğer 5 PR en kötü zaten böyle gelirse top speed'ten, belki bir ihtimal. Belki bir ihtimal PR var aşılır. Para harcamam bu arada. Para harcamam. Şey yapmam ya. Aratma yapmam. Ama böyle 1-2 PR mı kaldı? Nitro falan alabilirim. Yani dükkandaki parçaları alabilirim yani kısacası. Zaten transmisyonu aldım, hani para harcadım yine. Şöyle makas da atamadım galiba. Drift de atamadım. Çok güzel abi. Mükemmeliz. Gerçekten mükemmeliz. Nitro'ya hemen basmayacağım bu arada. Basarsam boşa gideceğini biliyorum çünkü. Şimdi bas Nitro'ya. Aman hocam aman. Allah'tan normal çarptık sadece. Araba ekstra bir sakatlık çıkarmadı ve yarışı kazandık. Ucu ucuna da olsa. Güzel, 1900 de buradan geldi. 17,5K'da paramız oldu. Çok güzel. Şimdi upgrade'lerimizi yapacağız. Top speed'de çok fazla bir şey istemiyorum ama özellikle IM'den çok fazla yükseltme yapmamızı istiyor. Ama bizim için çok da şey değil. Aha da 430 PR. Aha da bu arada yıldız bastık. Chevrolet Etona'nın turbosuna. Belki buradan da bir PR gelir. Gelmedi ama işimizi kolaylaştıracaktır. 433. PR atmadı. İğme PR vermiyor demek ki öyle. Kolay kolay. 434. Hala 434. Ve 435 PR'a ulaştık şu anda. Yani şu anda PR varını aşmak gibi bir durum söz konusu değil. Dükkanlara parça yok zaten başka alabileceğimiz. O zaman ne yapacağız? Videoyu sonlandıracağım. Ben buradaki tekrar oynamayı, yarışları falan tamamlayacağım zaten. Kaldığımız yerden tam gaz. 4. gün açılması yakın zaman kadar devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzu kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Tam 1 saat 50 dakika süre kaldı 4. günün açılmasına. Yani tam 2 bilet harcayacak kadar vaktimiz var. Şimdi yükseltmeleri seri bir şekilde yapacağım. Ardından da 3. günü sizlerle beraber tamamlıyor olacağız. 4. gün açılmazdı. Direkt olarak zaten 4. günü oynuyor olacağız sizlerle birlikte. Bu arada şansıma turbo kiti denk geldi. Çok da güzel oldu. Bayağı da mutlu oldum. Şimdi dediğim gibi yükseltmeleri yapıyoruz. Ardından da 3. günü sizlerle beraber bitireceğiz. Acaba 4. günde hangi kiti verecek oyun bana, onu merak ediyorum şu anda. Turbo mu verecek yoksa motor mu verecek? Turbo verirse zaten biraz daha erken almış oldum. Hani turbo kitini 7. günde yine kullanacağımızdan dolayı çok fark etmiyor ama yani, turbo kitini erken almış olacağız dediğim gibi. Ama eğer motor kiti verirse daha da erken almış olacağız ve ekstradan hani rahat olacağız. Yani hem 4. günde hem 5. günde hani turbonun upgrade'lerini daha hızlı yapmış olacağız. Tek fark o yani. Ama tabii ki de bu önemli bir şey. Fazlasıyla önemli hem de. Hani bakın 959 metrede drift yapacağız.
Kolay bir görev. 40 saniye civarı süremiz varmış zaten. Rahat yapacağımızdan şüphem yok. Şöyle hızlanalım abi güzel bir şekilde. Bayağı güzel upgrade'ler yaptık bu arada. Oyunda pek boşlamadım zaten. Çok da fazla boşlamadım. Ama biraz daha hani aktif olabilirdim. İşte uyuma etkisi falan bilmem ne. Kaç saat boşlamışımdır oyunu? Belki bir 3 saat boşlamışımdır ama yine de genel olarak oynamıştım hani. O yüzden çok da problem değil. Turbo kitini bulmuş olmam da ekstra şans. Coinse Gregor etkenini de bir yandan oynuyorum. Onu da az boşluyorum en azından. Orası kesin. Bir tık daha az. Neyse. Şerbe Daytona'yı bu arada istersek şu anda 3. yıldıza basabiliyoruz. Şuradan ben bir turboyu bir kez daha basayım ve turboyu da itibariyle sıra dışı yani yeşil seviyesine çıkarmış oldum. Hayırlı uğurlu olsun. Tam 450 PR'ımız var. Şimdi videoyu yine sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz 4. gözde açıldığında devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Bilet dolar dolmaz direkt olarak 4. güne başladık. Hadi bakalım let's go. Evet 4. gün yolun yarısı yani. O yüzden biraz ısıyı arttırma vakti falan diyor. Ha, hadi birazdan nitro karıştıralım diyor. Eevee 483 PR gerekiyormuş bu arada. Önce ben bir yükseltmeleri şöyle bir yapayım ne var ne yok. 453 nitroyu da nihayet yükselttik bu arada çok şükür. Şu anda zaten nitro kiti gelmeyeceğinden dolayı da geride olmamız falan çok da önemli değil nitro konusunda. Arabayı da yükselttik. Araba uçacak şimdi zaten. Gördüğünüz üzere. 479 PR'a direkt olarak yükseldik zaten. Yani bize 4 PR gerekiyor. Turbo kiti bastığımız ve ekstra yükseltme yaptığımız şifa o yüzden öndeyiz abi. Yıldız basmak olsun, turbo kitinin kendisi basmak olsun, turbo parçası basmamız olsun fazladan. Bunlar güzel şeyler. Hadi bakalım let's go. Zaten turbo kitini aldığımız için de ayrıyeten avantajlıyız. 7. günde kullanacağız ya. Pierre uçuracak ki arabanın, bu arabanın zaten iğmesi de çok iyi olduğu için. Fazlasıyla iyi olduğu için. Azami hızı arttırmak gerçekten faydalı olacak. Bu araba ya. Bunu bir ikisini vereyim. Azami hızımız 284 şu anda. İğmesi de iyi olduğu için, azami hızına çabuk çıktığı için. Gerçekten etkili bir araba olacak zaten. Ama tabii ki ekstra yükseltmelere daima ihtiyacı olacak. İşte şu anda hani 4 yıldız olarak alacağız ama ucu ucuna 5. yıldızı kaçıracak muhtemelen. Ya da 10 çizim kala falan. Promosu gelir direkt olarak zaten şey yaparız. Adını siz söyleyin. Promosu gelirse şansımıza arabayı alır almaz direkt olarak çizimlerini kasmaya başlar. 5. yıldızı yükseltirim arabaya. O yüzden de bir yandan çabuk bitirmek istiyorum etkinliği. Ama kaçıracağım gibi duruyor onu ya. Neyse kaçırsam da çok dert değil ya. Zaten biraz çizimde kastığım için önceden. Yine bir artı olacak yani. Ama bu arada daha kısa sürede 5. yıldıza getirebilirim derken. Ama yani promoya denk getirebilirsem. Daha iyi olacak tabii ki de. Tabii ki de daha iyi olacak. Belki de PP yarışlarında falan gelir. Şans işte bakalım. Kime niyet, kime kısmet bir hala. O ara nitroya bastım artık yarışı kazanmak istiyorum. Biraz hızlı olmak istiyorum çünkü bir yandan. Bu yarışta çok rahat kazandık zaten. Gayet güzel. PR duvarını aşırı rahat bir şekilde aşacağım bu arada. Bayağı rahat bir şekilde aşacağım. O yüzden 3 bilet dolar da olmaz da 4. günü bitirebilirim aslında. Ona bakarım, onu düşünürüm. Şimdi devam edelim hızlı bir şekilde. Vakit kaybetmeden. Şu an zaten gayet iyi durumda olduğumuz için kolay kolay yarış kaybetmeyiz. Arabamız da iyi zaten etkinlik açısından. Bakalım. Bakalım göreceğiz. Mükemmel başlangıcımızı yine yaptık. Ki zaten kalkış falan yapmak bu arabada. Yani mükemmel kalkış yapmak falan. Fazlasıyla basit. Hani güzel bir C-Sport arabası. Hem de aynı zamanda güzel bir şekilde mükemmel kalkış yapabiliyorsunuz. Rahat bir araba yani. Hem gayet güçlü, kuvvetli, işlevsel. Hem de kullanımı zor olmayan bir araba olması önemli tabii ki. Ben nitroya basıyorum bu arada. Park biraz fazla açıldığı için. Riske atmak istemiyorum. Aman hocam aman.
Hiç risk atmak istemem. Şöyle rampadan atladım. Bu yaşta çok rahat kazandık. Gayet güzel. 2700'de para geldi. Şu an zaten 39K paramız var. Para durumu olarak da iyi durumdayız. Gayet de güzel durumdayız. Seri bir şekilde yardımaya devam. Keşke sadece biz şabe Daytona kullansak ya da kullanacak olanların renkleri falan farklı olsa. Niye bizim arabayla aynı ki? Hala kafama takılıyor o. Yani gözüme de çarpıyor. Neyse, ben çok fazla takılmamakta fayda var. Bu arada Koenigsegg etkinliğinde 4. gündeyim şu anda. O etkinlikte de gayet iyi gittiğimi söyleyebilirim. Hatta oraya transmisyon kiti geldi. Yanlış hatırlamıyorsam, çok da emin değilim. Transmisyon kiti geldi ama yok, buraya geldi o, doğru. Ufak tefek parçalar falan aldım ama. Eğer ki motor kiti gelirse direkt olarak alırım. Transmisyon kiti gelirse alma ihtimalim çok yüksek. Çünkü alttaki kitlere veriyor daha çok bu etkinlik. İşte turbo, tekerlek, ondan sonra nitro falan. Yok, en sonda sanırım eko veriyordu. Ya da nitro veriyordu. Neyse, galiba attan veriyordu ama ya. Attan veriyordu, nitro kiti veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. %100 emin değilim ama nitro kiti olduğunu hatırlıyorum. Eko'yu hatta kendim almış olabilirim. Muhtemelen de öyledir. 3 kit, 3 kiti ben alıyorum. Kendim alıyorum. 3 kiti de oyun veriyor. Yani adil şey olsun falan. Bir yandan daha rahat bir yer kasarım falan dedim de. Yani öyle bir zor duruma girdim ki. Düşündüğüm gibi olmadı. Etkinliği tamamlama sürecim de gecikti falan. Sonra uyanamamak falan eklenince. Alarm kullanmama rağmen hem de. Yapacak bir şey kalmadı. Orada ben direkt birincinin arkasına çökeceğim. Çökmem lazım çünkü. Bir tane nitro şeridi lazım. Onu da yaptık. Görev tamam. Tamam, siz nitrolarınızda çok hızlanmadan ben uçayım en iyisi. Tamamdır. Bu yarışta rahat bir şekilde kazandık. Drift Ray'i yaptık. Nitro şeritlerinden de fazladan geçtik. İyi bir para geldi buradan. 3600. Paramızı da 45,5K'ya güncelledik. Kaldı bir bilet. O yüzden son bir yarış. Sonra yükseltmeleri yapacağız zaten. Yeşil turbo parçası falan verdi hatta oyun yanlış hatırlamıyorsam. Onu bastığımız gibi PR duvarın dibinde kalacağız zaten. Diğer parçalarla da upgrade'leri yapar. Ki varsa eğer upgrade yaparız. Ağrından da PR duvarını muhtemelen bu video içerisinde, yani az sonra aşmayı umut ediyorum. Tamam, direkt kontrole basayım da. Tamamlayıp tamamlamayacağım kesin bir yaş olmadığı için. Yani kendime zora sokmama gerek yok. Yani ama süre olarak falan iyi bir zamanda tamamlıyoruz. Bu da arabanın iyi durumda olduğunu ve iyi oynadığımızı gösteriyor zaten. 47,5K paramız var yaklaşık. Güzel para. İyi para, hoş para. Evet, turbo yükseltmemiz var. Aynen, yeşil. 481. Bir tane beyaz, bir tane yeşil transmisyon kalmış zaten. Eko bir tane beyaz kalmış. Galiba PR duvarını açtık. Aynen, PR duvarını açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Hatta üstüne bir PR koyduk. Bakalım videoyu bitirene kadar. Hatta şunu da alayım ben. Yani niye almayayım ki? Maksat upgrade olsun hani. Nitro'yu da bitirmiş olalım işte. Neyse, bakalım üstüne kaç PR koyarak etkinliği bitireceğiz. Turbo kiti veriyormuş bu arada. Tamamdır. Ardından nitro kiti veriyormuş zaten. Güzel, nitro'yu da bitirmiştik. Şimdi videoyu sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden tam gaz. Biletler dolduktan sonra en azından 3 bilet. Tam gaz devam ediyor olacağız. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. Hazır 4 bilet varken 4. günü tam olarak bitireyim de fazla gelen biletleri tekrar oynayabilirim, yarışları harcarım diye düşündüm. Hiç gereksiz beklemek istemedim. O yüzden seri bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Sonra oyunu boşluyoruz falan, sıkıntı oluyor çünkü boşa vakit kayboluyor. Regara'yı o yüzden alamadık zaten. Aynısını bu arabada da yaşamak istemiyorum. Zaten gelecek haftada güncelleme gelecek. Oyuna 3 yeni araba eklenecek. Onların özel etkinliklerini oynuyor olacağım falan. Yani oynadığım bütün etkinliklerdeki arabaları almam lazım yani artık.
Çünkü çok fazla ihtiyacım olacak. Gerçekten çok fazla ihtiyacım olacak hem de. Yani hiç boşuna riske atıp boşa vakit kaybedip de süreyi geciktirmek istemiyorum. Sonra oyuna geride kalıyoruz çünkü. Aslında geride kalmıyoruz da. Yani çok daha hızlı gelişebilecekken erteliyoruz bunu, geciktiriyoruz. Bunun olmasına da gerek yok. Yoksa oyunda her zaman gelişiyoruz, ilerliyoruz. O ayrı bir durum. İlerlemeyi hızlandırma amaçlı söylüyorum. Zaten çok vakit kaybettik. Genel olarak. Evet, devam ediyoruz ve 2800'de buradan para geldi. Para olarak bu arada çok iyi durumdayız diyebilirim. Yani bunu çok samimi ve içten bir şekilde söylüyorum. 45,5K paramız var. PR duvarını çok rahat bir şekilde açtık. Hani daha etkinliğin 5. gün açılması çok var. Yani genel olarak harika durumdayız dediğim gibi. Parça falan da biriktireceğiz. Para biriktirmeye devam edeceğiz zaten 5. gün açılana kadar. O yüzden genel olarak fevkalade bir durumdayız şu an. Umarım bu durumu koruruz. Bir üstte tur vakitimiz var. Tur vakitiyle beraber çok daha az etkinliği tamamlayacağız zaten. Ama yine de çok daha rahat bir şekilde etkinliği tamamlayabilecekken ve daha fazla yükseltme yapabilecekken niye yapmayayım? O yüzden bulabilirsem motor kitini falan da basacağım. Hatta her şeyi fullemek istiyorum yani. En azından kitlerine basıp nadire getirmek istiyorum. Sonuçta C-Sport araba olduğu için Max'e binmek için epey ihtiyacımız var. Bari en azından daha fazla dönüşüm parası gelsin. Daha az masraf yapalım. Evet, bu yarışta rahat bir şekilde aldık. 48K parayı yükseldik. Geriye son bir yarış kaldı. Ardından da 4. gününü de bitirmiş olacağız. Buradan da Nitro Kit gelecek zaten. Hadi bakalım, let's go. Bakalım kazanabilecek miyiz? Neyse ki öyle gereksiz yarış falan kaybetmedim bu arada hiç. Hem bu etkinlikte hem de Underground Downfall etkinliğinde yarış kaybetmedim öyle gereksiz. Belki bir tane kaybetmişimdir. Belki iki tane, en fazla o da. Ama yani bayağı bir kanser olmuştu. Downfall etkinliğinde gereksiz bir şekilde çok bilet kaybetmiştim bir ara. 6. günü bitireceğim diyeydi galiba. O bayağı beni mahvetmişti. Yoksa var ya, hakikaten Regera'yı çoktan almıştık diyebilirim. Neyse, bir daha o durumdan yaşanmayacak tabii ki de. Bu sefer bir tık daha iyi durumdayım bu arada etkinlikte. Underground Downfall etkinliğinden bahsediyorum. Bir tık daha iyi durumda olduğum için de rahatım şu anda. PR duvarını da açtım. 4. günde bitirdim. Para da biriktiriyorum üstüne ufaktan. 25K yanlış hatırlamıyorsam para falan var. Yani genel olarak iyiyiz yani. Genel olarak iyiyiz. Tekrardan bir yarışları dönmeye devam edeceğim. Neyse, 4. günden itibariyle bitirdik. Hayırlı uğurlu olsun. 4K'da para geldi üstüne. 52,5K parayla günü kapatıyoruz. Upgrade'ler yapacağız. Ardından da videoyu sonlandıracağım yavaştan. Zaten birazdan yayın yapacağım. Gördüğünüz gibi 38 geçiyor şu anda. Şarjı falan doldurmam lazım biraz. O yüzden daha fazla geciktirmeden yavaştan videoyu sonlandırayım. Ben bir yandan da kapanış yapayım zaten. Evet sevgili arkadaşlar, sıradaki videoda etkinliğin 5 ve 6. günlerini tamamlıyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı bir benim rap bekamıza da abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok şekil biliyorsunuz. Aynı zamanda kamuza web sitesinden de başka üyelerimizden ve çeklerimizden de dilerseniz ki haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.